Gün olmuyor ki dolandırıcılıkta bir tırmanma olmasın. Gün olmuyor ki dolandırıcılıkta insanlarımızın canı yanmasın, tüketicilerimizin canı yanmasın. En son yaşadığımız olayda sanki bir kargo gönderilmiş gibi tüketici aranarak evinize şu kargoyu gönderdik ama size ulaşamadık. Şu kadar bir borcunuz oluşmuştur. Bize lütfen dönünüz diye bir mesaj geliyor. Ve bu mesajın içerisinde de birçok şantaj, tehdit ve taciz söz konusudur. Tüketicilerimiz böyle bir kargo şirketlerinden bir telefon, SMS geldiklerinde veya mesaj geldiklerinde lütfen paniklemesinler. Direkt en yakınlarına veya herhangi bir derneğe müracaat etsinler. Hiçbir şekilde o telefona cevap vermesinler. Dolandırıcılar bu konuda üstat oldukları için ne yapıp edip tüketiciyi tuzaklarına düşürebiliyorlar. Dolayısıyla da tüketicilerimiz bu konuda lütfen çok çok dikkat etsinler. Bir, hiçbir kargo şirketi bu şekilde bir usulü yoktur. Yani diyorlar ki tüketici yasasına göre suç işlediniz diyorlar. Tüketici yasasında 6502'de böyle bir yasa söz konusu değildir. İkincisi, hiçbir firma taciz veya şantaj yapmaz. Yani ben size icraya vereceğim, ben size dosya masrafını alırım ödemezseniz, ben size gecikme faizini alırım gibi şekilde de davranışta bulunmaz. Hiçbir şekilde, çoğunda da bu mesajların altında avukat bilmem ne diye kullanılmaktadır. Hiçbir avukat da bu yola tenessül etmez. Çünkü avukatlar bu işin takibini gerçekten icra dairelerinde yapmaktadır. Dolayısıyla da avukatların bu şekilde mesaj çekmesi mümkün değildir. Eğer bunda şüpheniz varsa da en yakın Cumhuriyet Savcılığına müracaat etmeniz veya ilgili baroya şikayette bulunmanız bu konuda yeterlidir. Bu konuda maalesef yaşanılmış bir olayımız var. Afyon Karahisar'da çok cüzi bir rakamı tüketicimizin dolandırarak 75 bin lirasını almışlardır. Yani küçük rakamlar demeyin. Bunların gecikme faizleriyle korku ve tehditle rakamlar o kadar büyük ki aman ver kurtul pozisyonuna giriyorlar. Muhakkak bilir kişilere danışsınlar, dernekler, tüketici derneklerine danışsınlar veya en yakın çocuklarına danışsınlar. Hedefleri 50 yaşın üzerinde olan insanlardır bu kargo, iftira kargolu kargo şirketlerin durumları. Dolayısıyla tüketicilerimizi buradan uyarıyoruz. Lütfen bu tür mesajlara itibar etmesinler, dikkatli olsunlar.